Hello everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar, 9. sınıflar 2. yazılı kampımıza hoş geldiniz. Şimdi diyor ki, hocam ne bilmemiz lazım? Bakalım. Burada ne göreceğiz bugün? Talk about locations of things. Yani nesnelerin, bir şeylerin yerinden bahsedeceğiz. On, in, under vardı ya arkadaşlar. Ask about, bakın bir şey soracağız. Ne ile ilgili? çevreyle mahallemizle ilgili describing ve burayı betimleyeceğiz. Yer yerde comparisons yani karşılaştırmalar yapacağız. Arkadaşlar hoşlandıklarımız, hoşlanmadıklarımız, hobilerimiz, boş zaman aktivitelerimiz. Güzel. Bunun haricinde opinion'ların express edilmesi yani fikirlerin ifade edilebilmesi. Tercihler onun dışında zaman sorabiliriz, tarih sorabiliriz, davette bulunacağız, bu davetleri refuse, reddedeceğiz ya da accept, kabul edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca daily routines bunları describe edeceğiz yani bunları betimleyeceğiz, anlatacağız günlük rutinlerimiz. Bu arada en sevdiklerimden bir tanesi can, could, abilities yani yetenekler anlatılacak bir de bazı aktivitelerin frequencies, sıklıkları vardır bunlardan bahsedeceğiz. Peki hala hazırsak başlıyoruz. Şimdi demiş ki bize bakın arkadaşlar. Write positive and negative sentences with there is, var. There are, varın çoğulu. There isn't, yok. There aren't, yok ama çoğul şekilde. Pekala arkadaşlar şimdi birinci yapmam gereken şey ne? Size bu şekilde sorular verildiğinde ki verilir ve yazılıda da aşırı net bir şekilde yüzde yüz sorulur. Nedir hocam buradaki mesele? Birinci hareket şu. Yönergeyi okuduktan sonra sizden istenen cümle yapısı. Olumlu cümle mi? Olumsuz cümle mi? Ki burada sorudan bahsetmediğine göre ilk bakmam gereken şey parantezin içerisindeki işaret. Pekala ve bu işaret bana diyor ki birinci cümleyi olumlu kurunuz. Demek ki ben deriz ya da denarı kullanacağım arkadaşlar. Is tekillerde, ar çoğullardaydı. Burada bir adet plant bitkiden bahsettiğim için benim cümlem there is ile başlamak zorunda. There is hemen ne yapıyorum? A plant. Benim bakın in my bedroom. In my Yetişmeyebilir arkadaşlar. Şöyle bedroom olarak tamamlarsınız siz. Odamda bir adet bitki var. İşte olumlu cümleydi bu. Peki hocam olumsuz istediği takdirde neye dikkat edeceğim? Şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Var ya da yok. Olan ismin tekilliğine ve çoğulluğuna dikkat edeceğim. Ve arkadaşlar ben burada tekil bir isim gördüğüme göre hemen buraya önce yazmam gereken şey there isn't. Ne yapacağım? e tv Televizyon diye uzatmadım. There isn't a TV in the kitchen. Yani diyor ki mutfakta bir tane dahi televizyon yok. Güzel. Geçtim bir sonraki cümleme. Bir sonraki cümlem bakın benden pozitif. Olumlu bir yapı istiyor. Fakat şöyle bir durum var. Ne yapıyorum? Bu harekete baktıktan sonra ismimin tekilliğine çoğunluğuna. Bakın tekil bir isim. Tekil bir isim. Ama buradaki Towers. Havlular demiş. O zaman olumlu da dediğine göre ben öncelikle buraya there are yazmak zorundayım. There are towels. Adet bildirmemiş. Önemli değil. Çoğul olduğunu bilmem yeterli. There are towels in the bathroom. Şöyle bath diye kısa kestim. Banyoda havlular var. Harika. Şimdi arkadaşlar yine geldim bir sonraki cümleme. Diyor ki ben burada sizden olumsuz bir yapı istiyorum. Fakat burada çok önemli bir şey var. Bakıyorum çoğul. Hemen ben buraya there aren't olumsuzunu yazdıktan sonra any eklemekte fayda görüyorum arkadaşlar. There aren't any chairs. Çünkü biz ne yapıyorduk? Olumsuz yapılarda iyi kullanıyorduk. There aren't any hiç yok. Ne yok? Sandalyeler yazmak zorundasınız eninin arkasından eğer ki isim sayılabilir bir isim ise onu çoğul formatta getirmeniz lazım. There aren't any chairs on the balcony. Yani balkonda hiç sandalye yok. Umarım okunuyordur biraz açık renk arkadaşlar. Peki yine bir olumsuz ama bakın isim tekil. O zaman ne yapıyorum? Hemen buraya there isn't'ı korkusuzca yazdım. There isn't a garage. Arkadaşlar bu arada bu kelime garage diye de okunabilir. Garage diye de okunabilir. In the garden. Yani bahçede bir tane dahi garajımız yokmuş arkadaşlar. İşte there is, there are yapısını gördük. Sayfamı çevirdim. Diyor ki choose the correct option. Doğru olan seçeneği seçiniz. Şimdi arkadaşlar burada en önemli hususlardan bir tanesi şuydu. Eğer ben yakındaki bir nesneyi gösteriyorsam this. O kadar yakın olmalı ki dokunabileceğim kadar yakın olmalı arkadaşlar. This neydi? Bu demekti. Peki bu kelimesinin çoğulu neydi? These. Bunlar. Bakın tekil bu, these bunlar. Eğer ki nesne benim dokunamayacağım bakın dokunamıyorum. Dokunamayacağım kadar uzaklıkta ise o zaman şu anlamına gelen that kelimesini yazıyorum. Ve that'i çoğullaştırmak istediğimde ise those, şunlar diyorum. Bakın bu o ile yazıldı, bu e ile yazıldı. Güzel. Bu, bunlar, şu, şunlar. This, these, that, those. Boşluğu dolduracağım. Şimdi arkadaşlar, şuna dikkat etmem lazım. Benim yapım tekil mi, çoğul mu? Ben burada bakın sister kelimesinin arkasında S görüyor muyum çoğulu? Hayır görmüyorum. O zaman ne yapabilirim? This is my sister. Hemen buraya çoğul, özür dilerim, tekil olan this'i yazabilirim. This is my sister. Bu benim kız kardeşimdir. Yanımda kız kardeşime dokunabiliyorum ve diyorum ki this is my sister friends. Arkadaşlar bakın bu benim kız kardeşimdir diyorum. İkinciye bakıyorum. Hemen ikinci de çoğul bir yapı gördüm. Bakın, bizim bisikletimiz de diyebilirdi. Our bike. Bir adet bisikletten bahsedebilirdi. Ama diyor ki our bikes. Birkaç tane bisiklet var belli ki burada. O zaman otomatikman ne yapıyorum? These çoğulunu hemen buraya alıyorum arkadaşlar. These are our bikes. Bunlar bizim bisikletlerimizdir. Pekala, devam etmek istiyorum. Şimdi Diyor ki bana şöyle daha belirgin bir kalem almak istiyorum. Yeşil deneyelim. Dedi ki bana tekile çoğula dikkat. O zaman buradaki bird kuş kelimesi çoğul olarak benim karşıma çıkmış. O zaman arkadaşlar ben burada ne yapmak zorundayım? Those birds on the tree. Bakın şu a daha doğrusu ağacın üzerindeki şu kuşlar are so big. Çok büyüklerdir. Bakın those birds on the tree are so big. Mükemmel. Hemen baktım arkadaşlar. Burada sadece ve sadece gördüğüm kadarıyla bir adet laptop var. O zaman ben hemen bu tekilden çoğuldan neyi seçiyorum? That'i seçiyorum. That laptop şu dizüstü bilgisayar is my favorite. Benim en sevdiğimdir. Dolayısıyla cevabım ne olmak zorunda? Tabii ki de tekil olan that olmak zorunda. Devam ediyorum. Son. Diyor ki ee, burada are my, bakın are my friends. Çoğul mu? Hocam burada çoğul bir yapı var. O zaman ne diyorum? Those. Bakın ileride uzakta birkaç tane çocuk var. Onları size gösteriyorum ve diyorum ki those are my friends. Şunlar benim arkadaşlarımdır diyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim konulardan bir tanesine hemen parmak atmak istiyorum. İngilizce'de yönelmeler var değil mi? Beni bana mi? Seni sana you her him onu ona kızlar için erkekler için bakın şöyle kızlar için dedim erkekler için dedim. Mesela it yine onu ona demektir. Bu da cansız varlıklar, cinsiyetsiz varlıklar, hayvanlar için kullanılacak. Dolayısıyla bir de elimde ne varmış? us, bizi bize, them onları onlara. Yani nesne durumundaki zamirlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki Complete the sentences. Cümleleri tamamlayınız. Ne ile? Nesne durumundaki zamirler ile. Pekala. Şimdi that film is great. Şu film harika bir film ya. I love it. Onu seviyorum. Çünkü film cansız bir varlık, cins bir isim olarak it yansımasıyla karşımıza çıkar. I love it. Onu seviyorum. Bak. She is a new student. Şimdi bir kızı gösteriyorum size. Ve diyorum ki o okuldaki yeni bir öğrenci. I don't know her. Ve onu tanımıyorum. Bakın onu anlamına geldi. Hepsi X de onu anlamına geldi. Güzel. O zaman şöyle diyebilir miyim? She, o, her, onu. Mesela bakın. Sam, he'dir. Doğru değil mi arkadaşlar? He. Bak, this is Sam. Size tanıştırıyorum. Bu benim arkadaşım Sam. I go to school with him. Ve onun ile okula giderim. Sam, he, o, him, onu, ona. She, bakın arkadaşlar, o, her, onu, ona. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Pekala. They are, bakın çoğul geldi. Our new neighbors. Şimdi ben size ilerideki birilerini gösteriyorum. Ve diyorum ki onlar bizim yeni komşularımızdır. Sonra size diyorum ki let's visit. Bakın let's visit them onları ziyaret edelim. Onları onlara. They, onlar, them, onları onlara. We are at home. Biz şu anda evdeyiz. Come, lütfen gel and join us ve bize katıl. İşte bakın bizi bize. We, biz, us, bizi bize. Mükemmel. Şunları bilmekte fayda var arkadaşlar. Mesela I diyorum ben, me, beni bana. You diyorum sen, you, seni sana. She mesela o, her, onu ona bakın arkadaşlar he o him onu ona bakın biz we doğru değil mi biz efendime söyleyeyim as ise bizi bize it o aynı zamanda it onu ona bir de arkadaşlar elimde ne var they var they onlar them onları onlara mesela this question isn't easy bu soru hiç de kolay değil can you help it bak görüyor musun ona yardım edebilir misin? Yani o soruyu çözmemden bahsediyorum. Ama şöyle de bir durum var. Aa, özür dilerim arkadaşlar. Can you help me? Çok özür dilerim. Bana yardım edebilir misin? Çok özür dilerim. Hemen düzeltme yapıyorum. This question isn't easy. Bu soru hiç de kolay değil. Can you help me? Bana yardım edebilir misin? Today is your birthday. Bakın bugün size söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki bugün senin doğum günün. This, şimdi bugün senin doğum günün ise bu parti kimin içindir? This party is for you. Bu parti senin için. Yani seni sana, sana yapılan bir parti. Mükemmel. Sayfamı çevirdim. Şimdi arkadaşlar en çok ürkülen, en çok korkulan konulardan bir tanesi ki ben şunu söylüyorum. Adam yazılıyı yapıyorsa kesin çıkar diyor. Bakın testlerde, yazılılarda metin soruları yüzde yüz kesin ve kesin çıkacaktır arkadaşlar. Peki, hocam yapmam gereken şey ne? Normal şartlar altında yapmamız gereken şey şu. Burada önce bir tane soru alırım. Sonra soruyu aldıktan sonra metne giderim. Metinde bu soruyu cevaplayabildikten sonra ikinci sorumu okurum ve tekrardan metne giderim. İkinci soruyu cevaplarım arkadaşlar ve defteri kapatırım. Şimdi biz tabii vaktimizi iyi kullanacağız. Dolayısıyla ben önce bunun size çevirisini yapmak istiyorum. Sonra aklımızda önemli yerleri de çizeceğim. Aklımızda kaldığı kadarıyla beraber çözeceğiz. Diyor ki Doctor Strange, Master of Magic. Şimdi Doctor Strange diye bir kardeşimiz var. Evet, bunun filmi yapılmış. Diyor ki büyünün üstadı. Magic büyünün ustası. Başlayalım. Do you think sence Iron Man Captain America and their friends. Şu işte Demir Adam, Kaptan Amerika ve onun arkadaşları have enough power. Yeteri kadar güce sahipler mi? To protect the planet Earth. Yani dünyamızı koruyabilecek yeteri kadar güce sahipler mi? If so, eğer öyleyse you are wrong. Aslında bu sizin tamamen yanlış bir düşünceniz. Yani Iron Man'in, Captain America'nın ve onun arkadaşlarının Değil mi? Yani dünyayı korumak için aslında yeteri kadar güçleri yokmuş. They all protect us. Çünkü bunların hepsi bizi neyden koruyor? Physical dangers. Fiziksel tehlikelerden koruyor. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Fiziksel tehlikelerden koruyormuş şu arkadaşlar bizleri. Daha Doctor Strange ana karaktere geçmedik. But what about mystical dangers? Bakın peki gizemli tehlikeler var. Onlar ne olacak? Don't worry. Aman ha sakın canınızı sıkmayın. We have a new hero, Doctor Strange. Yani bizim yeni bir kahramanımız var. Demek ki Doctor Strange bizi mystical dangers yani gizemli, soyut tehlikelerden bakın bunlar somut tehlikelerden koruyor bizi. Ama Doctor Strange belli ki bizi soyut tehlikelerden koruyor. Devam. Doctor Strange is an incredible action, adventure and science fiction film. Bu film nasıl bir film biliyor musunuz? Hem aksiyon var, hem macera var hem de içerisinde bilim kurgusu olan bir filmmiş. Evet, ikinci paragrafta önemli gördüğüm yeri çizdim. All in one yani bunların hepsi bir arada. The director is Scott Derrickson. Arkadaşlar bu filmin direktörü, yönetmeni Scott Derrickson'mış. Benedict, Rachel ve Tilda have the lead roles ve e, baş roldeki oyuncular Benedict, Rachel ve Tilda'ymış arkadaşlar. Peki, bir sonraki devam ediyorum. I think it is the best movie I've ever watched. Benim düşünceme göre bu bugüne kadar izlediğim en iyi film. It has an exciting plot and great acting. İçerisindeki konu mükemmel, oyunculuk harika. The leading character Benedict plays Doctor Strange. Bakın arkadaşlar, başrol oyuncumuz Benedict, Benedict daha doğrusu Doktor Strange'i oynayan kişi arkadaşlar. Yıldızımız. He is a neurosurgeon. Filmde Doktor Strange bir sinir üstadıymış. Yani beyin cerrahıymış. After a car accident. Bir araba kazasından sonra. His hands are injured. Doktor Strange'in elleri mahvoluyor. And he thinks his life is over. Ve yaşamı mahvoluyor. Bakın arkadaşlar. Burada araba kazası bizim için önemli olabilir. Araba kazasından sonra. Çünkü e, şey e, ne onun adı? yaşamının mahvolduğunu, bittiğini düşünüyor. He searches for a cure. Tabii bu eller için bir tedavi araştırmaya başlıyor. And goes to ve Nepal. Ve Nepal'e gidiyor arkadaşlar. He learns about magic. Nepal'de bakın sini şey, sihir öğreniyormuş bu Dr. Strange. Then ve sonra da he saves the world from a terrible enemy. Bakın ondan sonra dünyayı kurtarıyor. Kimden? Fena bir düşmandan. Bu düşman Bakın evet sihirli güçleri kullanan bir düşmanmış arkadaşlar. Peki daha doğrusu özür dilerim yanlış söyledim. Kendisi yani Doktor Strange e, sihir güçlerini kullanarak fena bir düşmandan dünyayı kurtarıyor. Öyle diyelim. My favorite scene benim en sevdiğim sahne tam şurası. When Doctor Strange discovers that he can play with time. Yani Doktor Strange zamanla oynayabiliyor arkadaşlar. O an işte benim en sevdiğim sahne. The movie is full of special effects. Bakın bu filmin içerisinde çok fazla özel efektler var arkadaşlar. Ve bu efektlerin hepsi de breathtaking, nefes kesici sahneler, nefes kesici efektler. There is also lots of humor. İçerisinde çok fazla güleceğimiz mizahi sahneler de var. You laugh all the time. Yani film içerisinde her zaman kahkaha atabilirsiniz. I think It's a real must see. Bence gerçekten görülmesi gereken bir film. I really look forward to. Arkadaşlar look forward dört gözle beklemek demek. O şeyi edatla kullanırsınız. Yani beklediğiniz şeyi. Look forward to bir şeyi dört gözle beklemek. Ve bunun arkasından fiil gelecekse look forward to seeing. Arkadaşlar burada o fiil ing almalı. The Next Movie of Doctor Strange. Doctor Strange'in bir sonraki serisini görmeyi dört gözle bekliyorum. Peki şimdi çevresini yaptıktan sonra burası benden ne istiyor arkadaşlar? Read the blog. Şu blogu okuduk. Okay. And write true. Cümle yazıya göre doğru ise, metne göre doğru ise T. True koyuyorum. Or false. Yok efendim yanlış ise F koyuyorum. Başlayalım. Iron Man and Doctor Strange have the same kind of powers. Iron Man ile Doctor Strange aynı türde güce sahipler. Arkadaşlar yanlış bir bilgi. Iron Man fiziksel güç şeylerden tehlikelerden bizi koruyordu. Fakat Doctor Strange ise bizi bakın gizemli, soyut tehlikelerden koruyor. O zaman bu sorunun doğru olması mümkün değil. Hemen buraya bu cümlenin daha doğrusu F'yi koydum. The movie Doctor Strange is just A science fiction movie. Doctor Strange isimli bu film sadece ve sadece bilim kurgu filmidir diyor. Fakat burada bir takım özelliklerden bahsetti. Bir aksiyon filmi olduğundan, bir macera filmi olduğundan ve bilim kurgu filmi olduğundan üçünün de hepsinin de bir arada olduğundan o yüzden bu tek özellik bizim için yeterli değil. F koyuyorum, false koyuyorum arkadaşlar. The director of the movie is Scott Derrickson. Şimdi bu filmin yönetmeninin altını çizmiştik. Bakın, the director Scott Derrickson. O zaman buradaki bilgi kesinlikle arkadaşlar doğru bir bilgi. O halde T koyuyorum, true. Dr. Strange's life changes after a terrible car accident. Çok berbat bir araba kazasından sonra Dr. Strange'in yaşamı değişti. Hocam burada araba kazasından bahsetti diyor öğrenci ama diyor bu da terrible değil. Hayır arkadaşlar bu terrible bir araba kazası çünkü adam ellerini kaybediyor. Yani elleri parçalanıyor bu kazada. Dolayısıyla bu bilgi aslında ve aslında doğru bir bilgi. True. Doctor Strange uses his powers to destroy the world. Diyor ki Doctor Strange güçlerini dünyayı mahvetmek, dünyayı yıkmak, parçalamak için kullanıyor. Hayır arkadaşlar sayfaya bakmama dahi gerek yok. Yanlış bir bilgi çünkü o dünyayı protect, korumak için kullanıyor güçlerini. There aren't many special effects in Doctor Strange. Bu filmin içerisinde çok da fazla özel efekt yok Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Çünkü burada çok fazla bakın özel efektler var. Special effects var. Hem de full of yani filmin içerisinde bir sürü özel efekt var arkadaşlar. O zaman buraya da yine yanlış bir bilgi false diyorum. The blog writer wants to watch another movie of Dr. Strange. Bu metnin yazarı Dr. Strange'in bir başka filmini görmeyi arzu ediyor mu? Arkadaşlar biz dedik ki look forward to. ...bir şeyi dört gözle beklemek. Dolayısıyla filmin bir sonraki serisini izlemeyi... ...look forward'ı dört gözle bekliyor. Ve ben buraya ne yapmak zorundayım? T'yi true koymak zorundayım. Pekala sayfamızı çevirdik. Biraz uzun oldu ama olsun. Güzel. Diyor ki... ...hocam <coughs> choose the correct options. Burada ne yapmam lazım? Bakın burada belli ki bir takım sıfatlar var... Bu sıfatların içerisinden cümlenin akışına göre doğru olanı seçmem benden isteniyor. Şimdi hocam biz bu işi nasıl yaparız? Bakın şöyle yaparız diyor ki bana. This book is a thrilling book mu yoksa boring book mu? Yani bu kitap heyecan verici böyle güzel, hoş yoksa sıkıcı bir macera kitabı mı? Buna bakacağım. Nasıl anlarım? arkadan gelen cümle arkadaşlar hangi sıfatı seçmem gerektiğini gösterecek. I enjoy reading it. Bunu okumaktan keyif alıyorum. O zaman keyif aldığınız bir şey boring olamaz. This book is a thrilling adventure story. Bu kitap heyecan verici bir macera kitabıdır ve bunu okumaktan keyif alıyorum. 2. John can't stand. Bakın John tahammül edemiyor. Hangi tür insanlara amazing insanlara mı annoying insanlara mı yani can sıkıcı insanlara mı tahammül edemiyor yoksa arkadaşlar bize böyle enteresan harika üstü gelen insanlara mı katlanamıyor bakacağız he never talks to them. Onlarla şimdi arkadaşlar biz kimle konuşmayız biliyor musunuz? Annoying insanlarla. He can't stand. Kime katlanamıyor? Annoying. O zaman amazing kelimesinin üstünü çizdim. He can't stand annoying people. Sinir eden insanlara, can sıkan insanlara katlanamaz. Onlarla asla konuşmaz. There is an unpleasant smell. Hoş olmayan bir koku mu var içeride? Unrealistic. gerçeküstü üstü bir kokumu var arkadaşlar. Open the window. Pencereyi aç dediğime göre belli ki içeride leş ötesi. Hoş da olmayan bir koku var. O zaman there is an unpleasant smell. Arkadaşlar neden an? Çünkü an. Bakın burada bir şey var. E, ünlü harf söz konusu. There is an unpleasant smell in the room. Pekala. Scuba diving is a boring me. Scuba diving is a challenging activity mi? Bakın arkadaşlar eğer siz bir şeyi enjoy ya da love durumundaysanız o şey sıkıcı olamaz. Scuba diving yani bu tüple dalış denize challenging activity böyle zorlu hani bize bizi çeken bir aktivitedir, zorlayacak bir aktivitedir, meydan okuyan bir aktivite. Güzel. I love it. İşte ben bu challenge durumlarını severim. Alan bacım likes unusual clothes mu? Cheap clothes mu? Alan alışılmışın dışında kıyafetler giyer. Olabilir. Ucuz kıyafetler giyer. İkisi de oluyor. Hayır arkaya bakacağım. She dresses differently. Bakın hep farklı farklı giyiniyormuş ya. O zaman alışılmışın dışında giyiniyor Ellen bacım. Diyor ki Ellen likes unusual clothes. Ellen alışılmışın dışında kıyafetler giymeyi sever ve farklı farklı giyinir. Tabi differently derken arkadaşlar burası şöyle L olacak. Devam etmek istiyorum. My özüm. özürüm. And cycling is exciting, exhausting. Bisiklet sürmek. Heyecan verici olabilir. Yorucu bu da olabilir. Ama diyor ki I prefer. Ha, bakın başka bir şey tercih edecek. Playing chess. Ben bisiklet sürmeyi heyecanlı ve eğlenceli bulmuyorum. Belli ki exhausting. Ah, çok yorucu buluyorum. Dolayısıyla da satranç oynamayı tercih ederim kardeşim. Mükemmel. My father is a creative man mi? Yani benim babam üretici, böyle yarat, hani yaratıcı, üretken bir adam mı? Crazy man mi? Yoksa çılgın, deli bir adam mı? ikisi de olabilir ama is keen on writing poems. Hmm, şiir yazmaya çok düşkün bir adam. O zaman belli ki arkadaşlar kreatif bir adam değil mi? Yaratıcı ruhlu bir adam. I am crazy about... Arkadaşlar crazy about bir şeyi çok seviyorsunuz. O şeye hastasınız. Ve crazy about'un arkasından fiil gelirse ING'yi sakın unutmayın arkadaşlar. I'm crazy about watching relaxing movies. Ben rahatlatıcı filmleri seyretmeye bayılırım mı? Breathtaking, nefes kesici filmleri seyretmeye bayılırım mı? I love action hocam. Action varsa işin içerisinde. Böyle aksiyonlu sahnelere eğer hastaysan o zaman breathtaking filmler senin tarzındır. Evet, sayfamı çevirdim. Neşe ile devam ediyorum. Arkadaşlar, diyor ki bana, fill doldurunuz in the blanks boşlukların içerisine. Using neyi kullanarak the correct words doğru kelimeleri kullanarak. Nereden hocam? From the box. Kutudaki kelimelerden alacağım, boşluğu dolduracağım. Hocam bu kelimeler neler? Earthquake deprem. Ocean. Ocean değil tabi. Ocean. Okyanus beach plaj hill tepe desert çöl arkadaşlar bu kelimeyi eğer siz şöyle gör, bunu karıştırdıkları için söylüyorum çift s ile görürseniz dessert bu tatlı anlamına gelir dessert ama burada kelime desert çöl aman diyeyim drought kuraklık hocam nasıl aklına ben bunu aklıma en iyi nasıl kazırım biliyorsunuz dry kelimesi var hani hatta dry cleaning var ya, kuru temizleme. Dry, kuru, şöyle dur bakayım. Heh, dry, kuru, kurak, kurulamak vesaire. Drought, kuraklık. Tsunami'yi zaten biliyorsunuz. Island, ada. Şimdi şıkır şıkır çözmeye başlayalım arkadaşlar. It is very hard. Son derece zor. Ne? To find water. In the... nokta noktada su bulmak çok zordur. All you can see, orada görebileceğiniz tek şey is sand, kumdur. O zaman belli ki siz bana burada desert, çölden bahsediyorsunuz arkadaşlar. Evet, çölde water bulmak çok zordur. Orada görebileceğin tek şey kum. İki, Farmers don't get any crops. Bakın ne dedim? Olumsuz bir cümle var. Don o zaman ne alacak? Any isteyecek. Eni ne isteyecek? Sayılabilir ismin arkasından çoğudakini isteyecek. Çiftçiler hiç ürün alamazlar. Ne boyunca burada bakıyorum deprem boyunca, tsunami boyunca ama en mantıklısı da kuraklık içerisinde during inle aynı anlamdadır. İçinde demektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Boyunca süresince anlamı da vardır. Şimdi diyor ki during drought kuraklık boyunca hiç ürün aramazlar. Aramaz yalnız. Alamazlar. They have hard times. Çünkü o zaman onlar son derece zor zamanlar yaşıyorlardır. Peki geldim 3'e arkadaşlar. 3 bana der ki. My Dur başka bir kalemle yapalım. Turuncuyla yapalım. My friend leaves. Neden arkadaşlar burada yaşamak fiili s almış? Çünkü benden değil benim bir adet arkadaşımdan bahsediyorum. Geniş zamanda fiil s ister. Üçüncü tekil öznesine. My friend leaves on the large Japanese. Hmm, neymiş bu? Hokkaido. Bu bir ada arkadaşlar değil mi? Evet Japon adası doğru doğru Hokkaido. Bir de bunun meyvesi de var Hokkaido kabağı. Şuraya hemen hill şey ada özür dilerim arkadaşlar çok önemli. Island. yanlış şeyi çizdim. Hemen şuraya Island, Island falan diye okuyorlar ama Island okunuşu. Hemen Island'ın üstünü çizdim. Ca büyük bir Japon yani Hokkaido Japon adasında yaşıyor ki it's breathtaking nefes kesici bir şeymiş. Niyeyse. Pekala bunu da attıktan sonra geldim dörde. Dört bana der ki different types of fish. Arkadaşlar live balıklar nerede yaşar? Konu tartışmaya tamamen kapalı. Çünkü buradaki balığın yaşayabileceği tek şey tabii ki de okyanuslar. O zaman şuraya hemen oceans diyorum. Bakın Different types of fish, farklı balık türleri, live in the oceans, okyanuslarda yaşarlar. I want to dive, dalmak istiyorum okyanusa, and film them ve onları kameraya çekmek istiyorum. O zaman ben diyorum Allah yolunu açık etsin. A lot of people die during. Şimdi bir bela var, bir sıkıntı var ve bu sıkıntıda bir sürü insan ölüyor arkadaşlar. Safety rules are important, güvenlik kuralları çok önemlidir. Şimdi. Diyor ki hocam tsunami'de de bir sürü insan ölür. Depremde de bir sürü insan olur. Güzel. Tsunami dev okyanus dalgalarıdır. Yani bir önlem alman neredeyse imkansız. Ama deprem için önlem alabilirsin. O yüzden bu sorunun cevabı çok earth. Bakın şöyle hemen biraz yazıcılışı zor olabilir arkadaşlar. Earthquakes. Depremlerde insanlar ölüyor. Kurallar önemli. Peki bunu da attım. Geriye kaldı. Sanırım drought'u da atmıştık. Tsunami, beach ve hill. Üç kelimem var. Peki devam edelim bakalım. Their house is on the top of... Bir dakika. Climb. Arkadaşlar zaten bakın. Climb varsa hill. Tepe vardır. Tınmanmayı gerektirir. O zaman a hill diyorum. Şimdi onların evi on top of a hill. Bir tepenin zirvesinde. Climbing is really tiring. Yani oraya tırmanış hakikaten yorucu olacaktır dedim ve hili de hemen çöpe attım. Bir sonrakine geliyorum. Diyor ki: Large waves. Bakın arkadaşlar, büyük dalgalar nerede olur? Size söylemiştim. Hemen şuraya tsunami diye hop ekledim. Tsunamis are large waves. Tsunami'ler dev dalgalardır. After earthquakes. Bakın, depremlerden sonra oluşurlar. Otomatikman buranın earthquake olması gerektiğini de direkt anladık arkadaşlar. Pekala. Geldim 8. Yani sonuncuya. We like spending the day at the Ne kaldı arkadaşlar geriye. Tsunami attığıma göre beach. On the beach. Evet. Biz genelde at the beach de duyabiliyoruz ama on the beach'i çok fazla duyarız. Bilginiz olsun. Her ikisi de kabul. Yazdık buraya. We like spending the day at the beach in summer. Yazın plajda çok güzel tatlı tatlı günlerimizi geçiririz. Sayfamı çevirdim ve devam ediyorum. Diyor ki make questions during, uh, özür dilerim using the prompts. Size verilen ipuçlarından yola çıkarak sorular oluşturacağız. Peki. Oluşturalım arkadaşlar. Buyurun. Diyor ki bana Linda's brother drives fast. Linda'nın erkek kardeşi çok hızlı bir şekilde araba sürer. Şimdi ben diyeceğim ki does. Bakın, senin baban da sürer mi? Does your father. İstersen buraya dad de diyebilirsin. Neyse yazdık artık. Does your father drive hop, fast. Senin baban da çok hızlı araba sürer mi? Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Gerek ders anlatımında gerek sözlü de icabında yazılıda hiç fark etmez. Present simple tense ile soru cümleleri hoca tarafından yüzde yüz sorulacak. O yüzden lütfen dikkat edinleyin burayı. Pekala. David plays. Dedik ki David tekil isim. Linda'nın erkek kardeşi tekil isim. Present simple tense de tekil isimler. Öznelerine ne yapar arkadaşlar? Özlem e, fiillerine ne yapar arkadaşlar? S ekini isterler. David plays tennis every day. David her gün tenis oynar. Doğru mu? Doğru. Peki Joe tenis oynar mı? Bakın arkadaşlar. Your father nasıl dazla başladı? Senin baban tekil. Joe da tekil. O zaman ben buraya öncelikle ne yapıyorum? Does yazıp Joe özlemi alıyorum. Does Joe play? Evet. Does Joe play tennis? every day Joe her gün tenis oynar mı? İşte bu kadar. Harika. Bir sonrakine geçtim arkadaşlar. Sarah cleans. Bakın tekil özne. Ne yaptı? Fiiline S aldı. Sarah cleans the house on Wednesdays. Sarah çarşamba günleri evi temizler. Harika. Şimdi buradaki promptlarım yani ipuçlarım kelimelerim tekildi. İsimlerim tekildi. Ama buradaki ismi bakın arkadaşlar bu özne çoğul. Daz yazabilir miyim? Hayır yazamam. Do yardımcı fiiliyle başlayacağım. Do en and, and su. En ve su yapar mı? Ne yapar mı? Clean. Temizler mi? Clean the house. İşte everyday diyebilirsin. On Wednesday diyebilirsin. Bakın en ve su evi her gün ya da işte çarşamba günleri temizler mi? Bu kadar basit. Devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana My grandmother bakın tekil bir özne. Ne yaptı? Watches. Esini aldı. TV in the afternoon. Öğleden sonraları televizyon seyrediyor benim büyük annem. Şimdi eğer burada çocuktan bahsetseydi tekil soru oluşturabilirdim. Burada sorun yok. Ama children çocuklardan bahsettiğine göre tıpkı üçüncü soruda olduğu gibi cümleyi do ile başlatacağım. Ondan sonra çoğul öznemi getireceğim arkadaşlar. Do the children watch. Bakın do does ne yaptı? Çok devreye girdiğinde soru hop fiilin üzerindeki esi attı aşağıya. Do the children watch. Tekil de olsa çoğul da olsa fiil soru içerisinde es alamaz arkadaşlar. Do the children watch TV işte in the afternoon. Çocuklar öğleden sonra televizyon seyreder mi? Şimdi sonuncuya geldim. Dedi ki I like dancing. Ben dans etmeye bayılırım. Dans etmeyi çok seviyorum. Ve soruyu sana soruyorum. Do you like? Bakın seni kullanmam istemiş. Do you like dance? Dans yazdım. E'ye dikkat edin arkadaşlar. E dans normalde biliyorsunuz sonunda E var. Ama ING geleceği için E'yi düşürmek zorundasınız. Do you like dancing? Dans etmeyi sever misin? İşte bu kadar. Şimdi arkadaşlar close test dediğimiz bir şey var. Yazılı da bu şimdiye kadarkilerin hadi hiçbirisi çıkmadı. Misal yüzde yüz çıkacak bu format arkadaşlar. Dünyada hangi sınava girersen girin girece gerçek bununla karşılaşacaksın. Tartışmaya gerek yok. Bakın şimdi. Fill in the blanks. Boşluğu doldur. With the correct form of the verbs. In brackets parantezlerin içerisindeki fiillerin doğru biçimlerini kullanarak tense dikkat. Şimdi hena. Hena nereli arkadaşlar? Nereden gelir? Kam yazdı bıraktı öğrenci. Hayır. Hena tekil isimdir. Fiiline geniş zamanda present simple tense de es ister. Hena comes from Germany. Germany yani Almandır. Almanya'dan gelir. Güzel. She leaves. Bakın arkadaşlar. She tekil mi? Hena. Tekil leave fiili ne yaptı? S aldı. Correct form diyor ya. Tense uygun şekle sokun diyor yani. She lives with her family in a flat. Bir apartman dairesinde ailesiyle birlikte yaşar. In winter. Kış aylarında it tekil bir özne mi? Burada havadan bahsedecek. It gets dark very early. Çok erken bir şekilde hava kararır. Güzel bakın. Burada the weather aslında. It, it gets dark. Hava kararır. And it snows. Ve arkadaşlar snows. S'i unutma itten devam ediyor. Bakın tekil özne. It snows a Ve çok fazla karyar. Özne değişti. Most people. Bakın arkadaşlar özne burada çoğullaştı. Buna dikkat. Most people love. Birçok insan bakın love'a artık s veremezsiniz. Niye? Çünkü özne çoğullaştı ve fiil s formundan çıktı. Birçok insan while skiing there. Orada kayak yapmaya bayılır. Children. Çoğuldan devam ediyorum. Children learn arkadaşlar. Bakın. Children learn to ski. Çocuklar kayak yapmayı ne zaman öğreniyor? At a very young age. Çok küçük yaşlarında öğreniyorlar. In summer. Ve yaz aylarında they. Onlar. Kim? Çocuklar. Yine çoğul arkadaşlar. Bisiklet sürmek anlamına gelecek. Ride sürmek kelimesini s almadan yazdım. They ride bikes bisikletlerini sürerler. And day'den devam ediyor. Bakın özde değişmedi. Spend yine s almadan geldi. They spend most of the day outdoors. Yani günlerinin büyük bir kısmını dışarıda geçirirler. Germany. Almanya tektir arkadaşlar. Bir tanedir. Dolayısıyla tekildir. Ben B'yi gördüğümde parantez içerisinde emizar aklıma gelecek. E, Germany kelimesi de tekil olduğuna göre ben buraya ne yazacağım? is yazacağım arkadaşlar. Germany is a beautiful country. Almanya güzel bir ülkedir. Hena tekil miydi? Tekildi. Buraya enjoy yazıyor öğrenci. E ondan sonra bırakıyor. Present simple tense'te geniş zamanda esi unutmayacağım arkadaşlar. Hena bacım enjoys living there. Orada yaşamaya bayılıyor. Peki <laughs> sayfamı çevirdim. Şimdi arkadaşlar ne vardı? Adjective. Sıfatlar konusu vardı. Ne vardı? Adverb. Zarflar konusu vardı. Bir isme uygunluk. Mesela kapı nasıl kapı? Kırmızı kapı. Sıfatı ifade eder. İçeri usulca girdi. Nasıl girdi? Usulca. Zarfı ifade eder. Yani zarfı gerektirir. Neden? Çünkü zarf bakın bir fiilin nasıl gerçekleştiğini anlatacak. Şu verb'den aklınıza gelsin. Adverb Pekala zarflar fiillerin nasıl gerçekleştiğini anlatır. Sıfatlar isimlerin nasıl olduklarını anlatır. Uzun adam. Nasıl adam? Uzun adam. O zaman doğrusunu seçmek zorundayım. Fakat şöyle bir şey var. Hemen söyleyeyim. Mesela İngilizce'de slow, yavaş kelimesini düşünün arkadaşlar. Bu yavaş bir sıfattır. Siz İngilizce'de sıfatı zarf haline dönüştürmek istediğinizde... ...ly koyarsınız ve yavaşça yavaş bir şekilde anlamını alır. Ve adverb yani adjective adverb'e dönüşür. Pekala doğruyu seçeceğiz. Diyor ki it is an easy road for cyclist easily road for cyclist. İnsanların bisikleti nasıl sürdüğünü hayır konu bu değil arkadaşlar. O zaman konu basit bir rota. Nasıl rota? Basit rota. It is an easy road bu basit bir rotadır bisikletçiler için. O zaman ne yaptım? Adjective. Sıfatı seçtim. 2. He worked hard, hardly to be a good. Şimdi arkadaşlar o iyi bir dağcı olmak için çok sıkı bir şekilde çalıştı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hard kelimesi zarflaşırken L'ye almaz. O zaman bu gitti. Fast kelimesi zarflaşırken L'ye almaz. Yani her sıfat L'ye alıp zarf olacak değil. İşte hard ve fast lütfen aklınızda kalsın. He worked hard. Sıkı bir şekilde çalıştı. Nasıl çalıştı? Sıkı bir şekilde çalıştı. The insects move fast, fastly. Böcekler hareket ederler. Nasıl hareket ederler? S Hızlı bir şekilde hareket ederler. Ama fast kelimesi, adverb, zarf olarak da fast biçimiyle kullanılır. When it is dark in the deserts. Çöllerde hava karardığında böcekler hızlı bir şekilde hareket ederler. Süper. O zaman şöyle doğruların altını çizelim. <coughs> the lake near the valley. Vadinin yanındaki göl is very beautiful, beautifully. Şimdi bakın göl nasıl? Güzel. Konu kapanmıştır. Güzel bir şekilde burada herhangi bir karşılanması gereken fiil yok arkadaşlar. Nasıl göl? Güzel göl. Bitti. Beautiful lake. Any cycles. Any bisiklet sürer. Any bisikleti nasıl sürer? Badly. Hmm, attın dışarı. Kötü bir şekilde. On sandy roads. Any kumlu yollarda kötü bir şekilde bisiklet sürer. Harika. Zoo keepers. Şimdi hayvanat bahçesinin görevlilerine bakıyorum. Look after the animals. Hayvanlara bakarlar. Hayvanlara nasıl bakarlar? carefully dikkatli bir şekilde bakarlar arkadaşlar. Bakın nasıl bakarlar? Look after bakmak, bakımını üstlenmek. Hayvanlara nasıl bakarlar? Carefully dikkatli bir şekilde bakarlar. İşte bir adverb, zarftı. Sayfamı çevirdim. Şimdi diyor ki en sevdiğim konu. Evet arkadaşlar, şöyle bir güzel açık renk bir kalem alayım. Şöyle yeşil işimi görür. Write questions. Soruları sorunuz and answers with can. Ama cevap da verirken can oluşturacağım ya soruları. Can ile cevap veriniz. Peki Ivanka ile başlıyorum. Şimdi can Ivanka. Can Ivanka. Şimdi diyor ki can Ivanka cycle. Ivanka bisiklet sürebilir mi? Ivanka galiba bir kız ismiydi. Yes she can. Arkadaşlar yes no questionlarda evet hayır sorularında cevap kısa cevap olarak verilecekse sadece zamiri koyun ve ilgili yardımcı fiili getirin. Can ya da can't. Bitti. Şimdi bir başka bir renkle kalem. Diyor ki Judy and Erica. Ne yaptım? Soruyu oluştururken kendi başa aldım. Şuraya Judy and Erica yazdım. Judy and Ken, Judy and Erica play with dolphins. Judy ve Erica Yunuslarla oynayabilir mi? Hayır. No. They can't. Hayır, oynayamazlar. Judy ve Erika çoğul olduğu için zamiri they olarak koydum arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. You sleep in a tent. Yani diyor ki, can you sleep in a tent? Hemen yazalım. Can you sleep in a tent? Sen çadırda uyuyabilir misin? Bana sorduğuna göre yes I can. Evet uyuyabilirim. Şimdi <laughs> Joseph make a campfire. Şimdi can Joseph şöyle yazdım. Can Joseph Yusuf isminden geliyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu Joseph ismi. Can Joseph make a campfire. Yani Yusuf campfire ateş yakabilir mi? no he can't. Hayır, yakamaz. Çünkü Joseph tekil isimdir ve zamiri de he'dir arkadaşlar. O yüzden seçtik. Eva. Şimdi can Eva travel alone? Eva tek başına seyahat edebilir mi? Eva bir kız ismidir. Dolayısıyla zamirini she seçtim. Dedim ki yes, she can. Evet, bunu yapabilir. Devam ediyorum. Sana diyorum ki Can you go? Bak sana soruyorum bunu. Can you go rock climbing. Şöyle rock diye yazdım uzatmayacağım arkadaşlar. Can you go rock climbing? Eğer sen kaya tırmanışına gidebiliyorsan yes I can ama gidemiyorsan no I can't. Bazen can't diye okuyabilirsiniz Amerikalılar gibi. Bazen de can't diye okuyabilirsiniz İngilizler gibi. Pekala. Şimdi burada sadece Present continuous tense kullanmam istenmiş arkadaşlar. Yani am, is, are doğru mu? Ve fiilin üzerinde ing eki. There are four people in the kitchen. Mutfakta şu an dört kişi var. Ve bakalım arkadaşlar bu dört kişi ne yapıyor? Diyor ki the old man with white hair. Beyaz saçlı, yaşlı adam, tekil bir adam, tekil bir özne. Bakın the old man. Nereden anladım? Çünkü arkadaşlar E harfiyle yazsaydı adamlar olurdu. A harfiyle bir adet kişiden bahsediyor. Bir adet adamdan bahsediyor. Is sit yazıyor. Ayancı veriyor öğrenci. Dur. Sit yazarken eğer ayancı vereceksen double T. T'yi ikile ondan sonra ayancı ver. The old man is sitting at the table. Masada oturuyor şimdi o yaşlı adam. He is. Bak devam ediyorum. Adamı anlatmaya devam ediyorum. He is Wear kelimesini yazdım. Giymek, giyinmek. Wear ing. He's wearing a blue t-shirt. Mavi bir tişört giyiniyor. And white trousers ve beyaz da bir pantolon giyiniyor. Üzerinde bunlar varmış. The young lady. Şimdi başka bir kişiye geçtim. Bir kadın. The young lady with glasses. Gözlüklü genç kız. Genç bayan. Is serve yazıyor bırakıyor öğrenci. Hayır. Ayancı vereceğim. Serve yazıyor bırakıyor. Ayancı vereceksem. Bu E harfi arkadaşlar ne olmak zorunda? Az önce de söylediğim gibi düşüp yerine ING'yi almak zorunda. Bakın the young lady is serving the salad. Ve şu genç kız salatayı ikram ediyor, servis ediyor. The other woman, dur burada çok önemli. Bakın arkadaşlar, diğer kadın dedi ya. Bakın şimdi diğer kadın demedi. Hemen burada lerler eki var. E ile, A ile yazmamış. Woman, A ile yazılsaydı woman ama women. Bakın The other women. Diğer kadınlar. Aa, bu özne çoğul. O zaman ben buraya ar yazarım. Stand yazdıktan sonra ing'yi veririm. Tekil çoğula dikkat. The other women are standing next to the cupboards. Diğer kadınlar dolabın yanında ayakta duruyorlar. Bakın çoğuldan devam ediyor. Çünkü ne dedim? Women, they, onlar. They are. Şimdi buraya arı yazdım. Öğrenci ne yapıyor? Prepare, you, dur. E'yi verme. Prepare yazıyor. Çünkü ING vereceksin. E'yi düşür. Preparing food. Onlar yemeği hazırlıyorlar. Mükemmel. Arkadaşlar harika bir çalışmanın sonunda reward question. Ödüllü soru sizindir. Sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.